Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Güneş 23'üne kadar Başak Burcu'nda, ardından Terazi Burcu'nda olacak. Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Koç Burcu'nda bir dolunay var. Merkür ve Venüs retroları bitiyor. Jüpiter geri harekete başlıyor ve Mars ay boyunca Terazi burcunda ilerleyecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak. 10. evinizde ve Merkür burada 15 Eylül'e kadar gerilemesini sürdürecek. Zaten Ağustos'ta başlamış bazı konular var sizin için. Bunlar işte genellikle sizin sorumluluklarınız, görevleriniz, iş, meslek, kariyer konuları olabilir. Aile içerisinde, ev içerisinde, ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Toplumdaki statünüzü etkileyen, genel itibariyle aslında başkaları tarafından biraz fark edildiğiniz, dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. Bir düzenleme, gözden geçirme dönemi. Kariyer konusunda bazı olumsuzluklarla karşılaştıysanız ya da buradaki planlarınızı ya da başarılarınızı engelleyecek sorunlar varsa Merkür retrosu onları fark edip düzenlemeniz, eksikleri tamamlamanız için bir fırsat sunabilir size. 15 Eylül'de bitecek artık Merkür retrosu. Hazırlıklarınızı da bu döneme kadar yapmaya çalışın. Çünkü 15 Eylül'de bir yeni ay var. Tam da kariyer evinizde. 21 derece Başak yeni ayı sizin için de önemli. Değişken burçlarımız daha fazla etkilenecek. Çünkü sevgili yaylar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz veya yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın tesirleri çok daha önemli olabilir sizin için. Kariyerinizde bir adım atmanız, bir karar vermeniz, yeni bir işe, bir mesleğe başlamanız, görev değişimi, yer değişimi. Bazen bu tabii ki işbirlikleri, evlilik gibi konuları da kapsar. Çünkü toplumdaki duruşunuz ve statünüzle ilgilidir. Üstlerle ilişkileriniz, aile üyeleri, ebeveynlerle ilgili konular yeni ayda daha fazla gündeminizde olabilir. 29 Eylül'e kadar da bu alanlarda bazı adımlar atmanız, bazı kararlar vermeniz, bazı düzenlemeler yapmanız mümkün görünüyor. Ve Venüs ayın 4'ünden itibaren Aslan burcundaki gerilemesini bitirecek. Venüs ay boyunca Aslan burcunda ilerleyecek. Bu size güzel bir destek veriyor. Yani en azından daha keyifli, daha umutlu, daha iyimser olduğunuz bir dönem. Yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Venüs Aslan'da eğlencelidir. Yani ertelediğiniz seyahatleri, tatilleri bu dönemde yapabilirsiniz. Ayın ikinci yarısı belki daha fazla imkan veriyor size. Eğitim konuları, akademik konular söz konusu. Burada alacağınız başarılar olabilir. İş için, eğitim için veya özel amaçlı seyahatlerinizde daha rahat ilerleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve Jüpiter Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Jüpiter yönetici gezegeniniz Mayıs'tan bu yana biliyorsunuz Boğa burcunda. Şimdi 31 Aralık'a kadar Boğa burcunda gerileyecek. 15 derecede başlıyor retro, 5 dereceye kadar sürecek. 6. evinizde bu dönemde belki Jüpiter size bazı iş imkanları sundu Mayıs'tan bu yana ya da sağlık anlamında, kişisel gelişim anlamında iyileşmeler, yaşamınızın konforu artması, daha fazla yardım ve destek görmeniz gibi etkiler getirmiş olabilir. Retrolar bize sunduğu imkanların şöyle bir içselleştirilmesi, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi anlamına gelir. İşte önümüzde böyle bir süreç var. Yaklaşık 4 ay Jüpiter Boğa burcunda gerileyecek sevgili yaylar. Ve Jüpiter'in bu ay güzel açıları da var. Bu da Ağustos ayına kıyasladığımızda Eylül'ü daha keyifli bir ay haline getiriyor. 4 Eylül'de Merkür-Jüpiter üçgeni, Merkür retroyken aktifleşecek. Aynı açı kalıbı 25'inde de meydana geliyor. Bu sefer Merkür ileri harekette olacak. Merkür Jüpiter üçgeni. Bunlar size iş konularında, kariyer konularında, mesleki konularda kısmetli olan açılar bunlar. Yani çalıştığınız iş alanında mesela bazen müşterilerde bir artış olabilir. Üstlerinizin takdirini kazanabilirsiniz ya da iş arayanlar için kısmetli günler. Aynı şekilde 8 Eylül. Bir gün öncesi, bir gün sonrası da etkili. Güneş Jüpiter üçgeni de iş ve mesleki konularda sizin için destekleyici enerjiler var. Ayın şanslı, kısmetli günleri olarak bunları da özellikle vurgulamak istiyorum. Güneş 23'ünden sonra Terazi burcuna geçecek. Mars ay boyunca Terazi burcunda. Bu ay biraz hani arkadaşlık ilişkileri, özellikle böyle organizasyonlar, ekip faaliyetleri, kulüp, dernek, vakıf çalışmaları gibi alanlara daha fazla enerji gönderebilirsiniz. Yani buralar bir enerjiniz var, mücadeleniz var. 23'ünden itibaren Güneş bu alanı daha fazla aydınlaştırmaya başlayacak. Aslında sizin için
sosyalleşme, sosyal alanlarda hareketlilik, toplumsal konularda biraz daha öne çıkma imkanları verebilir bu durum. Ve 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay var. Size güzel bir açıda, ateş elementinde çünkü şanslı olacağınız, hani şans veren bir dolunay. Özellikle lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa güzel bir üçgen açıda olacak bu dolunay. Öncü burçlarda gezegenleriniz varsa yine tesirleri önemli olacaktır sizin için. 5. ev dolunaylarında hani maddi manevi şansa ihtiyacınız olan alanlarda imkanlarınız olabilir. Bu biraz spekülatif alanları, para konularını da etkileyebilir bu dolunay döngüsü. Çocuklarla ilgili bir hedefinize ulaşmanız mümkün. Hani çocuklarınızın eğitimi, sınavları ve benzeri konularda belki bir şeyler netleşecek, belirgin hale gelecek. Eğer çocuğunuz yok ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız, hamilelik, doğum gibi konular için de tabii ki etkili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ve aşk hayatı için, özellikle aşk hayatınızı da etkileyen bir dolunay bu. Aşık olabilirsiniz. Venüs de güzel bir destekte çünkü. Hatta sürpriz bir aşk çıkabilir karşınıza. Sürpriz bir tanışma, bir teklif alabilirsiniz. Kişisel anlamda bir hobiye başlamanız, ilgi duyduğunuz bir hobinizle ilgilenmeniz, güzel bir tatile, bir seyahate çıkmanız, hani daha böyle eğlenceli, keyifli konularda önemli etkiler getiren bir dolunay. Ayın son günlerinde, hatta Ekim'in ilk haftası içerisinde de bu dolunay tesirleri devam edebilir sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.